Şimdi iki doz BioNTech aşısını yaptıranların hepsi şunu soruyor. Acaba üçüncü dozu yaptıracak mıyız? Yaptıracaksak ne zaman yaptıracağız? Şimdi o sorunun yanıtı bugün yapılacak olan bilim kurulu toplantısında cevap bulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu. 12 yaş altı çocuklara aşılamanın gündeminde olmadığını belirtti. İki doz BioNTech aşısı yaptıranların üçüncü doz aşı hakkının ne zaman tanımlanacağı bilim kurulunda masaya yatırılacak. 12 yaş altına aşı yapılmayacak. 12 yaş altı şu an Türkiye'de düşünmüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Salgın okulun kapanma sebebi olmayacak dedi. 10 pilot ilde okullarda başlatılan rastgele PCR testi uygulamasının da sonuçlarını paylaştı. Yapılan taramada okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Yerli aşı Türkovak'ta gelinen son durumla ilgili bilgi veren Bakan Koca, 41 ilde yürütülen klinik çalışmalarda gönüllü sayısının 1000'i aştığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde nöbet çıkışı geçirdiği kazayla hayatını kaybeden doktor Rümeysa Berinşen'in ölümü sonrası asistan hekimlerin çalışma koşulları gündeme gelmişti. Bakan Koca buna ilişkin çalışma yaptıklarını duyurdu. Sınav sistemi dahil olmak üzere, çalışma şartları dahil olmak üzere reform niteliğinde yaklaşımlar içinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.